Merhaba arkadaşlar. Güneşli bir gün. Yavaş yavaş yola çıkıyorum. İstanbul'a gideceğim. Kocaeli'de oturuyorum bu arada. Kandik Offroad Kulübü'nün iftar yemeği var. Ona katılacağım. Davet ettiler. Sağ olsunlar. Araçlarının birkaç tanesinde vinç uygulaması var. Vinç'in önemini zaten offroad'da hepimiz biliyoruz. Vinç bağlantıları ve vinç hakkında bilgi anlatmaya çalışacağım size. Külüstürümüze binelim. Dandik Kurt Doğmuş'ta buluştuk arkadaşlar. Ondan önce tavan sepetine odunları yükledik benim arabanın. Sanırım 6 araba olacağız. Amaç tabii bugün offroad değil. İlla ki güzel muhabbetler olur ama iftarımızı yapacağız bugün. Araçları size teker teker söyleyeceğim, göstereceğim. Kamp yerindeyiz arkadaşlar. Kamp yeri demeyelim, yani burada iftar yapacağız. Arkamızda gördüğünüz iki araçta vinç var. Birisinde sentetik ip, ötekinde değişmediyse çelik halat var. Onları size göstereceğim şimdi. Yanlış hatırlamıyorsam 88 model olması lazım ama gördüğünüz üzere 2010-2015 gibi falan duruyor. Vincimiz bu. Aracımız Hüseyin abinin, Pendik Offroad ekibinden. Face'te sayfalarını bulabilirsiniz. Vincin altına gördüğünüz üzere bir tabla yapılmış. Bu tabla tampona vidalı ve bu tamponlar aşağıdan şaseye bağlı. Yani çok sağlam bir düzenek olması gerekiyor bunun. Çünkü sizi taşıyor. Komple sizi taşıyor ve çamura battığınız zaman Nivalar 1400 kilo civarı olması lazım. Ağırlığınız belki 3 tonlara 2 tonlara çıkıyor battığınız zaman. Bu uzaktan kumandası var ve normal kumandası var. Direkt aküye bağlanıyor arkadaşlar. Şuradan şöyle yaptıktan sonra bunu buradan çıkartıp çekiyorsunuz. Sonra diğer çekeceğiniz neye çekecekseniz ona takıyorsunuz. Onun da sağlam bir yerine takmanız gerekiyor. Sonra bunu kapattıktan sonra çekme işlemine başlıyorsunuz. Bu sentetik halat. Bunların kullanımı daha kolay ve bunlar daha güvenli. Hüseyin abi arabasına lastik almak yerine ATD sen lastikler var. Vinç almış. Aracını günlük de kullanıyor. Diğer yandan Cihan abinin aracı taşçı lakabı. Arabalarımıza lakap takmayı çok seviyoruz. Benimki Panda mesela. Bu biraz daha hardcore bir araç. 205/80/16 ekstrem lastikler var bunda. Ekstrem dediğimiz. Yükseltme, gene çamurluklar, kesik. Öndeki vinci, ikisinin de güçleri aynı. Bunun tek farkı buradan aparatı buradan. Bu da direkt kumandası var. Direkt aküye bağlı. Gene bunun da gördüğünüz gibi. Hatta bundaki tabla biraz daha geniş. Ve bu direkt aşağıdan şaseye bağlanıyor. Hardcore araç demiştim. Gördüğünüz üzere içinde farları su falan almış. Güzel bir araba. Offroad'da vinç olmazsa olmazlardan, eğer bu işle uğraşacaksınız almanız gerekiyor. Benim aracımda yok. İnşallah ileride alacağım ben de. Günlük de kullanıyorum ben. Yani araçtan ne istediğinizle alakalı bu. Offroad'a çıktığım zaman genelde ekiple çıkıyoruz. Ve çok sert parkurlara aracımı sokmuyorum zaten. Çekim işleriyle uğraşıyorum. Eğer sert yerlere girmek istiyorsanız da gördüğünüz gibi Hüseyin abinin aracı gibi AT lastik ve artı vinç, ya da ben kendi başıma da çıkıyorum derseniz ekstrem lastikli bir Niva görüyorsunuz burada. Kısaca böyle arkadaşlar. Gelmişken şu iki aracı incelemek istedim. Bu Cihancan abimizin, Pendik Offroad ekibinden Cihancan abimizin aracı, taşçı lakabı. İkinci aracı sadece offroad'da kullanıyor. Donanımlardan anlarsınız zaten. Araçta ön arka, önde 3 cm yükseltme var diyebiliyorum. Arkada sanırım biraz daha fazla. 205/80/16 ekstrem lastikleri var. Aynı marita oranları 10-43 farklı. Vinç, şnorkel, yukarıda
tavan sepeti ve port bagajla beraber çok kullanışlı bir araç. Diğer yandan Hüseyin abinin aracı yanılmıyorsam 88 1.6, bu Suzuki jantları tercih etmiş, hafif offsetli, biraz daha dışarı almış lastikleri, böyle görüntüsünü seviyor. Gene bunda da şnorkel, önde kaput kaşı, winch. Bunda da 3'er santim yükseltme var ama 15 santim olduğu için diğerinden biraz daha aşağıda duruyor. Ve diferansiyelin yere olan uzaklığı biraz daha az bunda. Şuna gelelim. Bu da 88 olması lazım. Bunda OK 104 lastikler var. Koca koca sis farlarıyla. Hunter. Yükseltme yok bunda. Stok. Arif abinin aracı. Ben Stateskop ismini taktım ona ama kendisi sağlıkçı. Gene Suzuki jantları var bunda da. Jimny olması lazım. 3 santim yükseltme var önde arkada. 15 inç 195-80-15 ekstrem lastikler var. Dif taşçıya göre, yani en başta bahsettiğim arabaya göre, diferansiyelin yere olan uzaklığı bunda da biraz aşağıda. Ama benim favori lastiğim açıkçası Sami abinin aracı. Şu an için donanım yapmadı kendisi ama lastikleri 185-75-16, yani Niva'nın orijinal lastik ölçülerinde ekstrem lastik, ekstrem dediğimiz lastiklerden buldu. Farkı şöyle göstereyim. Hemen şurada benim aracım var. Bunlar stok halde normal lastiklerken, aynı ebatta bunlar da ekstrem denen lastikler. Bunda araçta da 3 santim yükseltme var. Onun dışında başka bir modifikasyon yok. Aynı marka oranlarını değiştirmeye ihtiyacınız yok böylelikle. Tandik Offroad'un belli bir kısmı burada. Genelde Niva seviyoruz. Ama diğer marka araçlara da kapıları açık her zaman. Sohbet, muhabbet. En güzeli dostluk zaten. Onlar su alıyor ama. Tecrübe konuştu şu an var ya, tam dediği yerde kaldı araba. Evet. O geçer mi ya? Ya benim arabaya bağlı. Geçer geçer o. İyi sana. Şu ağaca bağla bak, kalın ağaca. Orası çıkmasın bir daha. Ha, bir tane. Şşş. Bak, şu ağaca bağla bak. Bağla bağla ağaca bağla. Ha. Aslında şuna mı bağlısın? Şuna bağlı. Buraya mı? He. Çünkü böyle verecek ya. Ama böyle bu tarafı çok yalaklatabilir. Ama mecbur buraya atıyor zaten araba. Otomatikman buraya yatıyor. Oğlum sen bu arası kaçmadın mı ya? Tamam, fabrika sen süper oldun. Abi süper! Ya bu işin abi. Lan! Lan! Thank you.
Dur. Şimdi dur. Sar birini. Sağ yürüyorsun. Şimdi biraz gevşek. Şuraya alalım. Tamam bırak. Ben demek istediğim oydu. Otomatikten oraya veriyor orada. Ha şimdi o tarafa. Biraz alsa boşalt. Boşta mı hiç? Tamam. Bu an arka oradaki bir lütfen. Halatı çok pislemeyin lütfen. İleriye ha. Foto foto. Hadi hadi Hasan. Oradan al oradan fotoyu. Direkt video alıyorum ya. Evet. Dur ben de şu foto alayım. Şu sağ tarafa geçeyim ben de dur. Bağladın değil mi? Aşağıya bak aşağıya. Aşağı in. Cihan abi çekil. Güzel tamam. Devam. Devam. Aynen. Hadi hadi başlayalım. Devam devam. Çekiyor vallahi. Lastik boşta. Her kolay yoğurt çıkar. Yandırlar ya, lastik boyunca lastik boyunca arası acayip rahatlar. Tamam, koyun da. Dur. Aldı mı şey? Uğur. Tamam. Uğur bekle geçme, Arif. Kanka benim arabayı ileri al. Arabaları biraz ileri alalım. Ben de mi bekliyorum? Araba takla atıyoruz abi. Mavi olan değil mi? Aynen abi. Dikine durdu arabaya. Ben de bana gitti. Alışık onlar abi. Şu çalışsa çalışsın da bak. Bak görüyorsun değil mi? Alttaki koruma o yüzden lazım işte. Aynen abi. İki çamuru götürüyor.